aşağısına geldiğinde ise öterek arabayı otomatik şekilde durduruyor ve ileri doğru gidemiyorsun. Sadece sağ tarafı, sol tarafı böyle geri hareket ediyor. Yani gördüğü gibi 30 santim aşağısına geldiğinde yani ne kadar eğsem de ileri doğru yapsam da gitmiyor. Sağ. Gördüğünüz gibi 30 santim aşağısına indiğinde mesafe sensörü ötüyor ve araba otomatik olarak durduruyor. Hiçbir şekilde geri doğru gidemiyorum. Gençler, burada kullandığımız bizim L298 motor sürücü. Bu motor sürücü Arduino'dan çıkan sağlayabilecek bir güçte fazla akım verebiliyor. Motor sürücü olmasaydı biz bu Arduino'nun akımlarıyla yeterli miktarda ikisini de burada sürebiliyor. İki motoru da sürebiliyor. 4 tane enable A ve enable B çıkışlarıyla motorun aynı zamanda PWM sinyalleriyle. Şöyle söyleyeyim mesela, tamam hani titreşim motoru yaptık, mesafe sensörü yaptık da hani mesela bu engelli yolda, yani engelli kardeşimiz yolda sürürken hani bir yüksek bir yerden geçti. Hani mesela orada hakikaten adam seni... Koyabiliriz yani. Nasıl söyleyeyim, arabalarda olan yaylı bir sistem koyabiliriz. Mesela bir tane engelden geçti mi arabalar, engelli arabamızın tekeri, süspansiyon sistemiyle koltuğa... Bir yerden yani geçtiğinde senin diyorsun ki araba altı çökecek, süspansiyon sistemiyle hasta hem zıplamayacak hem zararı görmeyecek. Ben ve arkadaşım dahil olmak üzere iki kişi ve iki tane de öğretmenimiz olmak üzere dört kişi. Yani şöyle söyleyeyim, bize aslında proje fikri günlük hayattan geldi. Yani şöyle söyleyeyim, biz baktık, dışarılara çıktık. Ki bir iki engelli kardeşlerimizi gördük ki biliyorsunuz ki hani bir savaşta da var zaten, eller ayaklar olmayanlar geliyor çok kez ve bunlar görerek de bir proje yapmak istedik ve başladık projemize. Projemiz de daha iyi ve güzel gidiyor. Hani önü açık bir proje, hocamızın dediği gibi kodlayarak, daha güzelini yaparak, daha geliştirerek bu projeyi herkese sunarak ilerletmeyi düşünüyoruz. Hedef etmeyi düşünüyorum. Yani eli ve ayağı olmayan engelli kardeşlerimizin veya feşli olan kardeşlerimizin günlük hayattaki zorluklarını en az indirmeyi amaçlıyoruz. Bunu hedefliyoruz. Ve nasıl sürdüyse hani zorlandık. Yani yeri geldi zorlandık, yeri geldi basitleştik. Evet. Okulum bittikten sonra hani 3.20'de bitiyor bazen dersimiz, 4.10'da bitiyor ve 5.30-6.7'yi bulana kadar biz proje yaparak okulda duruyorduk ve proje yaptıktan sonra da hani ilerledikten sonra da eve gidiyorduk. Yazılım süreci biraz zor geçti. Yani hocalarımızla beraber, ben de öğrencilerle beraber, hocalarımızla beraber zorlandığımız kısımlarda hocalarımızdan yardım aldık. Vallahi engellilere bir yardımımız dokunduğu için kendimizi iyi hissettik. Yani bizimle bir, eğer bu proje hayata geçerse engellilerimiz için de bir insanlar adına bir hayata yardımcı olmak amacıyla güzel bir hissiyattı. Yani. Projemize El Ayak ismini verdik. Projemiz denge sensörüyle, başımıza taktığımız bir denge sensörüyle başımızı öne, arkaya, sağa ve sola çevirerek bir elektrikli sandalye yaptık. Bu elektrikli sandalyeyi istediğimiz yöne bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Kablosuz, radyo frekansıyla haberleşen bir modül var. Üzerinde yine bir mikro denetleyici, Arduino dediğimiz sıklıkla kullanılan bir mikro denetleyici cihaz var. Bunu programlayarak ve mekanik aksamında işte motorlarını falan beraber arkadaşlarla, öğrencilerimizle beraber planladık. Bu projenin önü açık. Okul olarak tabii bizim yaptığımız projeler maliyet tutuyor. Destek olunursa biz de öğrencilerimize bir imkanı sağlarız. Çok fazla kaynağımız yok. Kaynaklarımız sınırlı. Ama işte destekte olunursa, az daha olsa
bizim öğrencilerimizin yapabileceği şeyler çok.